Türklerin en yakın dostu olan, kimi zaman birlikte savaştığı atlar tarihte olduğu kadar edebiyatta da kendine yer buldu. Hem mitolojide hem halk edebiyatında at vazgeçilmez bir öğe oldu. Destanlardan atasözlerine, şiirlerden masallara, atların Türk edebiyatındaki yerine biraz daha yakından bakalım. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Böyle yad etmişti Yahya Kemal atın Türk tarihindeki vazgeçilmez yerini. Türklerin ata verdikleri değerin ve atla kurdukları dostluğun izlerini edebiyatta da sürmek mümkün. At hem Türk mitolojisinde hem de halk edebiyatında ayrı bir öneme sahip. Destanların, masalların ve halk şiirinin vazgeçilmez öğesi atla ilgili sayısız da atasözü mevcut. Edebi eserler üzerinden baktığımızda Dede Korkut hikayelerinde mesela Bamsı Beyleğin atı bir yoldaş, bir arkadaş olarak nitelendirilmiştir ona. Bamsı Beyrek düşmanın eline esir düştüğünde yaklaşık 16 sene o at onu bekler. Ve döndüğünde de Bamsı Beyrek'in ben bir at değil bir kardeş beni beklemiştir şeklinde bir ifadesi vardır. Yine mesela baktığınızda Köroğlu'nun hikayesinde Kırat orada en önemli rolü üstlenmiş durumdadır ki Bolu Bey'in Kırat'ın önünü duyması, işte daha sonra bunu elde etmek üzere Köroğlu'nun babasını kör etmesi. Hep bu hikayeleri bu betimlenmiştir. At sadece Anadolu'da değil, Orta Asya'da da pek çok edebi eserin temel unsuru. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Beyaz Perde'ye aktarılan Elveda Gülsarı adlı romanı, Türk'le at arasındaki gönül bağını ortaya koyan en iyi eserlerden biri. Atın Türk kültürüne olan katkıları, sadece edebiyata olan yansımaları değil kuşkusuz. Türklerin ata verdiği önem, eğer yapımı, hebe ve nalcılık gibi el sanatları ve zanaatlerin oluşmasında da önemli bir pay sahibi. Eğercilik, keçecilik bunlar daha çok Orta Asya Türk toplumlarında hakim olduğunu görüyoruz. Daha çok soğuk iklimler özellikle keçenin kullanılmasında etkili olmuş. Çünkü keçeye baktığımızda ne soğuğu ne sıcağı geçiren bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla da hani atlı kültüre sahip toplumlarda keçenin çok daha fazla yaygın olduğunu söyleyebiliriz.